İlaç şirketleri paranın tadını Afyon Savaşı'nda aldılar. Gerçi Afyon Savaşı'ndan sonra ilaç şirketleri patlama yaptı. Hindistan'da ürettikleri haşhaşı Çin'e sattılar ve inanılmaz paralar kazandılar. HSBC Bank bu ticaretten doğmuş bir bankadır. Yani uyuşturucu ticaretinden. Bu parayı ve para kazanma potansiyelini gören sermaye sahipleri teker teker ilaca para yatırmaya başladılar. Ve modern tıp doğdu Amerika'da ve Avrupa'da. O günden bugüne pek bir şey değişmedi. Sattıkları yine uyuşturucu, uyuşturucu, uyuşturucu. Hastalıkları uydurup uydurup uydurdukları ilaçları satıyorlar. Tüm topluma bağımlı yapıyorlar. Elbette bazı işe yarar ilaçlar var. İşe yarayan, hastalıkları önleyen, tedavi eden ilaçlar var. İnsülin gibi, at serumu gibi, kuduz aşısı gibi. Bunlar işe yarıyor. Ancak işe yarayan ilacı öyle ucuz satmıyorlar. Gayet yüksek fiyata satıyorlar. Şimdi de toplumun genelinin kullandığı ilaçlar var. Soğuk algınlığı, öksürük, sinüs gibi, sinüzit gibi ilaçlar. Baktığımızda bilimsel bulgular şunu gösteriyor. Virüslere karşı antibiyotikler işe yaramıyor. Virüslere karşı çıkan ilaçlar ise yine işe yaramıyor. Çünkü virüs kolaylıkla kendisini değiştirebiliyor, adapte olabiliyor ve ilaç işe yaramıyor. Sinüzit gibi, kulak, burun, boğaz gibi hastalıkların ve benzerlerinin kesin bir çözümü yok. Örneğin sinüzit, burun tıkanıklığı gibi hastalıkların etkin tedavisi buruna tuzlu su çekmek. Deniz kenarında yaşayan veya denizcilerde pek sinüzit, nezle, grip olmuyor iyi beslenenlerde. Yani kulak, burun, boğaza tuzlu suyla gargara yaptığımızda veya yüksek alkolle gargara yaptığımızda virüsleri öldürebiliyoruz. Bu kadar. Yani bunda bilimsel gelişme falan yok. Virüsleri öldüremiyorsun. Öldüren tuzlu su. Peki sinüziti, işte soğuk algınlığı, grip, nezle ilaçları ne? İçlerinde uyuşturucu barındıran tehlikeli ilaçlar. Hatta Maradona bunları kullanmış ve dopingde çıktı. Çünkü uyarıcı, bronşları, işte damarları genişletici, daraltıcı etki var. Tansiyonu yükselten, düşüren, kalp krizini tetikleyen, halüsinasyon gördüren, bağımlılık yapan ilaçlar. Peki bunları niçin piyasaya sürüyorlar? Niçin çocuklara dahi veriyorlar? Çünkü potansiyel müşteri ömür boyu mal satmak varken neden sürmesinler? Vücudumuz, immün sistem, gribi, nezleyi iyi beslendiğimizde, dinlendiğimizde 10 günde yenebiliyor. İmmün sistem düşükse beslenme, terleme gibi yöntemler etkisizse grip öldürebiliyor. Bugün yani koronavirüsle ilgili birçok panik var. Ancak geçen yıl Amerika'da 80 bin kişi gripten ölmüş. Neden panik yok? Çünkü medya yansıtmıyor. Peki grip neden bu kadar etkili? Çünkü virüs sürekli kendini yeniliyor. Peki bu ilaçlar, soğuk algınlığı, öksürük, işte göz damlaları, kulak, burun, boğaz ilaçları neden uyuşturucu içeriyor? Çünkü kısa sürede etki edebiliyor, kafa yapabiliyor, alışkanlık yapabiliyor. Hani bazı filmlerde işte insanlar tartışır, birden kalbini tutar, hemen ilacını alır.
böyle arar, ilacını alır, hemen iyileşiverir. Yani mucizevi ilaçlar yaşamı tutan, ölümü engelleyen ilaçlar şeklinde algı oluşturuyor. Ancak bahsettiğimiz kodein gibi, efedrin gibi uyuşturucu içeren ilaçların tedaviyle alakası yok. Bir tuzlu suyun yaptığını yapamayan ilaçlar veya yüksek alkolle gargara yaptığımızda veya denize daldığımızda basıncın tuzlu suyun yaptığını bir ilaç anca yapabiliyor. Peki o zaman tuzlu su tedavi ediyorsa, terleme, beslenme bunlar etkiliyse ilaca gerek var mı? Elbette gerek yok. Geleneksel tedavi yöntemlerini aşağılayan, tukaka yapan sistem kendi ürettiği ve uyuşturucu içeren ilaçları medya kanalıyla çocuklara, hamilelere ve yaşlılara dahi empoze edebiliyor. Bu sebeple içeriğinde uyuşturucu olan bu ilaçları gözlem altına almalıyız. Doğal tedavi yöntemlerini, korunma yöntemlerini tekrar incelemeliyiz. Çünkü bu insan ihtiyacı, insan sağlığı, hayatı ve mutluluğu için değil, Çin'de milyonlarca insanı katleden sermaye sahiplerinin kurduğu ilaç şirketleri içindir.